Vecdi Hocam, meme kanseri tedavisinde gelinen nokta nedir? Tabii meme kanseri konusunda hem kemoterapatik ajanlarda hem de radyoterapi ve hormonoterapi konusunda birçok yenilikler var. Hedefe yönelik tedavi stratejileri var. Bir sürü yeni kemoterapi ilacı kullanıma alındı. Bu nedenle meme kanseri konusunda elimizde çok fazla silah bulunmakta. Her aşamasında bununla mücadele edebilecek yeni bir gücümüz var. Özellikle radyoterapide eski sistemlerden farklı olarak solunum kontrolüyle daha iyi radyoterapi yapma imkanı oldu bize. Solunum kontrolü ederek hem kalp hem de akciğer dozlarını minimalize etmek ve hastaya minimal radyasyonun yan etkilerinden maksimum koruyarak tedavileri başarabilmekteyiz. Bunun yanı sıra IMRT denilen tedavi metotları, volümetrik art terapi denilen radyoterapide önemli tedavi metotları gündemde şu anda. Bunun haricinde proton tedavileri ama henüz ülkemizde yok ve dünyada birkaç yerde çalışma bazında devam ediliyor. İleride bunların da tedaviye katılmalarıyla beraber bu konuda da daha büyük gelişmeler olacağı muhakkak. Ayrıca tabii görüntü kılavuzluğunda radyoterapi prosedürleri 3 boyutlu hale geldi. Bir hastayı tedaviye alarken 3 boyuttan hastayı görüp tedavi alanlarını üst üste yerleştirip hatasız tedavileri yapabilme imkanı ortaya çıktı. Hastayı sabitleştirme konusunda çeşitli sistemler geliştirildi. Bu nedenle radyoterapi alanında çok daha hassas tedaviler ince ayarlarla yapılması mümkün kıldı. En son gene MR-Linac dediğimiz bir sistem sayesinde görüntü şeyleri kalitesi MR ile alındığı için yumuşak dokularda daha ayrıntılı görüntüleme yapılabilme imkanı ortaya çıktı. Bu gibi gelişmeler artık tedavinin daha önemli kısımlarını oluşturmakta ve hastalara daha güvenli tedavi sunma hizmetini ortaya koymaktadır. Bugün ülkemiz dünyadaki çeşitli ülkelere göre daha bu konularda sağlık sektöründe daha iyi konumdadır. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bölgelerde radyoterapi üniteleri bulunmaktadır ve bu radyoterapi üniteleri de günümüz teknolojisine göre uygun cihazlarla donatılmış merkezler şeklindedir. İleride de ben Türkiye'nin sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacağını ve bu konuda dünyaya hizmet vereceği ya da hizmet yarışında ön saflarda olacağı görüşünü taşımaktayım. Tabii meme kanseri her kadının potansiyelle karşılaştığı bir kanser türü hocam. Tabii meme de yumuşak bir doku, yağlı bir doku. Kendi kendini muayene ederken tabii bazen o bezeleri görebiliriz, bazen de görmeyebiliriz de. Her bezede kanser riski taşır diyemiyoruz. Peki bununla ilgili neler söyleyelim izleyenlerimize? Yani zaten kontrol programlarının yani tarama programlarının oluşturulmasının sebebi bu. Yani o kitle oluşmadan bu hastalığı tespit edebilmek. Eğer kadınlarımız bu kontrol programlarına dahil olursa, yani Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı çerçevesinde demin de söylemiş olduğum gibi 20 yaşını dolduran her hanımın öncelikle kendi kendine muayene, takiben yılda bir kez en az ultrason aşamasında hekim muayenesi yaptırdığında şüpheli durumlarda hasta daha sıkı takip edilir. Gerekirse ek tetkiklerle daha tümör oluşmadan yakalanabilir. Gene 40 yaşın üstünde kendi kendine muayene ederken
eline kitle gelmese bile evet. o tarama testlerinde olan mamografi ya da ultrason cihazıyla bu daha kitle oluşturmadan tespit edilerek önlemi alınabilir. Tarama programlarının ortaya konulmasının en büyük şeylerinden birisi budur. Tümörü daha oluşmadan en başında saptayarak hastaları en mükemmel şekilde tedavi etmeye yönelmektir. Kadınlarımız artık bilinçli mi peki Müjde Hocam? Yani kadınlarımızın... Şöyle geçmişe baktığımız zaman, dünle bugün böyle kıyaslarsanız... Kadınlarımızın bilinçlenmesi için en azından aktiviteler yapılıyor. Ama evet. eskiye göre tabii ki kadınlarımız daha bilinçli. Çünkü araştırıyorlar, soruyorlar. Bir televizyon programı yapılıyor bu konuda. Demin de söyledim, Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı. Evet. Bu ay çerçevesinde bazı sağlık kurumları ücretsiz tarama şeyleri yapıyorlar. Programları yapıyorlar. Programları düzenliyorlar. Kadınlarımızın bunlara dikkatini çekmek için çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Ve bu yıllar içerisinde tabii ki bu konunun hassas bir konu olduğunu gündeme almış ve bu konuda kadınlarımız da daha dikkatli olmaya başlamışlardır. Peki, kilolu obezite hocam,